Dünyanın en güçlü işlemcisi şu anda elimde. Sevgili dostlarım, belki de Türkiye'de ilk denilebilecek bir video ile karşınızdayım. Neden derseniz, içerisinde render performansından tutun da canlı frekans analizlerine kadar hepsi var. O yüzden sizlerden büyük bir beğeni ve paylaşım bekliyorum ona göre. Masamda şu anda 2 tane 12. nesil işlemci var dostlarım. Bunlardan bir tanesi dünyanın en güçlüsü diye lanse edildi. Şimdilik ömürlük güç sunuyor gibi durmakta. Anakartımızsa MSI Mac Z690 Ace modeli. Kısaca bahsedecek olursam, PCI Express Gen 5, Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, DDR5 ve Gen 4 SSD derken bütün güncel imkanları sunmuşlar. Sınıfın en dolu dolu gelen modellerinden bir tanesi. Neredeyse 7000 MHz bellek hızlara kadar çıkabilmekte. Bellek kitimize geçelim. 2x16 5600 MHz'lık kiti. Gecikme sürelerimiz ise CL36. Düşük profil beyaz renk hoşuma gitti. İşlemciye geçelim. 12900KS, 16 çekirdek ve 24 izlek yapısıyla dikkat çekiyor. Ufaktan sistemi toplamaya başlayalım. Önce işlemciyi düzgünce yuvaya oturttum. Daha sonra belleklere geçtim. M.2 SSD'yi bağlamadan geçmeyelim. Kasamız ise 850 Watt PSU'ya sahip. Şimdi anakart harbiden büyük. Haznede çok fazla yer kalmadığı için güç kablomuz biraz altta kaldı. Sıvı soğutma olarak 240'lık kaliteli bir model tercih ettim ve bunu da modladım. Çünkü maksimum temas sağlasın istiyorum. Termal macunumuz ise kaliteliydi. Yalnız bu haliyle kullanamam, işlemci kodu BIOS'ta olmayabilir. Güncel bir BIOS çıktı, onu indirip USB bellek üzerinden anakart BIOS flashback özelliğiyle atmak istiyorum. Dostlar, şimdi sizlerle birlikte BIOS ekranına girdik. Görebileceğiniz üzere 5 adet bellek profili var. 2 tanesini kendimiz belirleyebiliyoruz. İşlemcimiz 35, anakartımız 38 derecelerde. Normalde elime geçen çoğu işlemcide 30-31 dereceleri görmüştüm. Buradan dahili grafik birimini ayarlayabiliyorsunuz. Dilediğim gibi hız aşırtabilirim. Mesela bütün çekirdekler 5.2 olsun. Aynı zamanda verimlilik çekirdeklerini de değiştirebiliyorum. 3-4 değil de mesela 3-6 yaparız. Bellek hız aşırtmak istediğinizde geniş bir gama sahip arayüz çıkıyor karşımıza. Stok halde bu şekilde test edelim. Kaydet, başla. Dostlar, şimdi internette en çok test sonuçlarının paylaşıldığı siteye girdim. Rekor denemesi yapmak istiyordum. Masaüstü kanadı %119'luk bir değer söz konusu. İşlemci potansiyelimize baktığımızda %124 olduğunu gösteriyor. Ciddi anlamda yüksek puanlar aldık. Normal, ağır ve server kanadı puanları burada paylaşmışlar. 50x'te arasındaki performans farkına bakacağız. Cidden yabana atılacak gibi durmuyor. Şimdi özellikle program işleriyle uğraşanlar için render performansını göstermek istiyorum. Şöyle dosyamızı sürükleyelim. Dönüştüreceğim videonun çözünürlüğü hemen yazıyor. Aynı zamanda toplam bit hızının ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz. Toplamda 30 saniye ve biz ne kadar sürede çevirebileceğiz bakalım. En yüksek seçenekte işlemek istiyorum. Şu anda başladık. Bakın, saniyeler içerisinde tamamladı. Dostlar, testlere devam ederken bir yandan geri planda değerleri ölçmeye başladık. Görebileceğiniz üzere performans ve verimlilik çekirdeklerinde
maksimum çıkılan sıcaklıkları görüyoruz. Aynı zamanda termal kısma var mı yok mu? Bunu da gözlemleyeceğiz. Fark ettiyseniz şu anda boşta 35 derece olsak da maksimum 100 dereceyi görmüşüz. Standart testlerde bile bu sıcaklıklara çıkmak tabii ki ister istemez insanı düşündürtebilir. Ve görebileceğiniz üzere performans çekirdeklerinin çoğu neredeyse termal kısmaya uğramış. Aynı zamanda bu sıcaklıklara çıkınca verimlilik çekirdekleri de etkilenmiş. Dostlar, testlere geçmeden önce işlemciden daha fazla bahsedelim. K ve KF modelinden fiyat olarak neredeyse 150 dolar fark var. Ayrıca çekirdek ve izlek sayımız aynı. 8 performans, 8 de verimlilik. Performans çekirdekleri Boost ile 3.4-5.5 GHz hızları vaat ediyor. Burada direkt Selefi ile 300 MHz fark var. Verimlilik çekirdeğinde ise 100 MHz. Fakat 150-241 Watt TDP değeri inanılmaz yüksek geldi bana. 5950X'ten hem fiyat hem de güç tüketimi bakımından daha yüksek. 90 derece ve üzeri 5 GHz, 70 derece altına geçtiğimizde Intel'in termal teknolojisi şunları sunuyor. İki en hızlı çekirdeği 5.5 GHz hızlarda çalıştırıyor. Aslında Intel'in uyarlanabilir yükseltme teknolojisi dinamik olarak bütün çekirdeklerin turbo frekansını ayarlıyor. Hibrit mimariyle gelen işlemci 30 MB L3 ön bellekle gelirken Turbo Boost 3.0'da 5.3 GHz hızları sunuyor. Tabi 770 grafik birimini test etmek isterdim ama anakart çıkışından görüntü alamadım. Sanırım yeni BIOS'ları beklemem lazım. 12900KS, Cine5'te şu anda elime geçen işlemciler arasında en güçlüsü. Tek ve çoklu işlem potansiyeli zirveye oynamış diyebilirim. 5950X'i hız aşırsam bile tek çekirdekte yakalayamam. Ama çoklu işlemde çok rahat bu işlemciyi geçebilirim. Fakat 12900KS'yi hız aşırtmak pek sağlıklı gözükmedi gözüme. En azından iyi bir soğutucuya sahip olman lazım. 360'lık sağlam sıvı soğutmada bile başarı elde edemediğin senaryolar oluşabilir. Bu da rakibi karşısında ne kadar avantajlı diye sorgulamama sebep oldu. Geekbench'te ise yine tablo değişmiyor. Zirvedeyiz. CPUS dünya testlerine baktığımızda skorumun tek çekirdekte birinci sırada olduğunu görüyorum. Çoklu işlemde ise 5900X'in gerisindeyiz. Dürüstçe şunu söyleyebilirim ki bence bu işlemci fabrika çıkışlı hız aşırtılmış bir işlemci edasında 5950X'i stok ayarlarda tabii ki gölgede bırakabilir. Sıcaklık konusunda bence çok emek isteyen bir işlemci. Hali hazırda dinamik frekans ölçeklendirme ile zaten kağıt üzerinde yazılı 5.5 GHz hızları yük bindiğinde tam olarak alamıyoruz. 5900X kullanmış ve 11900K'ya geçmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki 11. nesle soğutması hepsinden daha kolay gibi geliyor bana. Dostlar, son olarak stres testini başlattık. Açılışı 60 dereceyle yaptık. Şu anda 72 dereceye kadar çıktık. En güçlü iki çekirdeğin ciddi anlamda ısındığını görüyoruz dostlarım. Ve sıcaklık arttıkça muhtemelen daha da fazla frekans kısılmaya başlayacak. Birkaç optimizasyon, BIOS güncellemesi vesaire geldikten sonra bir daha bir test etmek lazım. Şu an limitlerde geziyorum, öyle söyleyeyim. Sevgili dostlarım, sonuç olarak 12. nesile geçemedim diye çok üzülmenize gerek var mı diye soracak olursanız şahsi kanaatim şu şekildedir. 9. ve 10. nesildeyseniz 12900K'ya geçmek daha mantıklı. 11. nesildeyseniz geçmenin pek bir manası yok zaten. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Gerçekten bayağı sağlam bir soğutucu almanız lazım. O da ayrı bir para. Sonuç olarak zirvede bir işlemci. Bu da ayrı bir gerçek. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız frekansınızı 1 MHz'e çekerim ona göre.